Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü mübarek eylesin. Cenab-ı Hak Recep'i, Şaban'ı, Ramazan'ı kutlu ve mutlu eylesin. Kutlu doğum İyidir köyü. Pazar günü saat 10.30'da. Gürsu İyidir köyünde kutlu doğum programı pazar gün Allah izin verirse 10.30'daymış inşallah. Hoş geldin. Bugün Recep'in birinci perşembesini Cuma'ya bağlayan gece. Bu gece ümmeti Muhammed'in Regaib Kandili olarak kutladığı bir gece. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir rivayette Hazreti Amine annemizin rahmine düştüğü gün olarak kutlanıyor. Bu tabii yıllardan beri Anadolu'daki Müslümanların bilhassa kutladığı bir kandil. Tarihçiler bunun tarihçelerini kendilerince kendi dairelerinde bir noktaya vardıracaklar. Ama işte bu İslam'da vardı yoktu tartışmaları var ya. Ne yazık ki bunun üzerinde, kandillerin üzerinde böyle bir insanların kafasında şüphe oluşturuyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulduğu günle alakalı İbrahimiler, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra o günle alakalı kendilerine kutsi bir gün atfetmişler. Mesela o gün bir rivayette Aşure günü olarak bildiriliyor. İbrahim'den önce Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtulduğu geminin karaya oturduğu günü Aşure günü olarak insanlar kutlamaya devam etmişler. Bunun gibi İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulduğu gün, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulduğu gün, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulduğu gün, Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün, İlave edersek İsa Aleyhisselam'ın kendisini öldürmeye gelen Yahudilerin zulmünden kurtulduğu gün, Aşure günü olarak. İnsanlar bu günleri kendilerince mübarek ve kutsal bir gün kabul etmişler. Kendilerince o günü anmışlar. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine atfen, sen o geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlat. Onları an. Geçmiş peygamberlerin kıssaları, onların yaşadıkları hem Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış hem de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunları nakletmiş, kendisi anlatmış. Eğer Kur'an geçmiş peygamberlerden bahsetmeseydi, eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu geçmiş peygamberlerin kıssalarından bahsetmeseydi, geçmiş peygamberlerin büyük bir çoğunluğu birer efsane, birer hikaye gibi tarihin bu noktada vazifesini yerine getirmiş yapraklarında anılır anılmaz bilinmezdi. Ama o ümmetler peygamberlerinin peşinde, peygamberlerinin peygamberleriyle alakalı önemli günleri kendilerince idrak edip o günü anmışlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin miracının Kur'an'da anıldığı gibi
Nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin miracı da Kur'an'da anılıyorsa bir mucize olarak, bunlar anıla gelmiş hep. Müslümanlar, müminler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri için böyle bir anma günü tertiplemişler. Recep'in içinde. Recep ayı haram aylardan bir ay. Ve haram aylarda ibadet etmek, haram aylarda dua etmek, oruç tutmak, haram aylarda insanların kendilerine çeki düzen vermesi farz. Savaşmamak farz, eğer saldırmazlar ise. Haram aylarda Müslümanlara saldıran yok ise, Müslümanların bir yerle savaşması, birileriyle kavga etmesi, dövüşmesi uygun değil zaten. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Recep'in ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi anne karnına, anne rahmine düştüğü gün olarak hesaplanmış kendilerince İslam uleması. Ve bu günü regaib gecesi. Yani işte bu noktada kelime manası olarak rağbet edilen, kıymetli, çok mübarek bir gün, bir an anlamına gelen regaib gecesi denmiş. Aslında mana itibariyle baktığımızda hem peygamberlerin evveli hem peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ana rahmine düştüğü gün olarak algılanmış. Doğumu ayrı, ana rahmine düştüğü gün. Mana itibariyle sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım dedi. Ve peygamberlerin bu noktada fazilet noktasında en yücesi, insanların fazilet noktasında en yücesi, varlık aleminin yaratılış noktasında en yücesi, en kıymetlisi olan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ana rahmine düştüğü gün olarak nitelendirilmiş ve anılmış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de Recep ayına hürmet etmiş. Bir hadis-i şerifte Recep Allah'ın ayı, Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır diyerekten bu üç aya özel bir hususiyet atfetmiş. Ve haram aylardan da birisi zaten Recep ayı. Recep ayı haram aylardan birisi. Bunu Cenab-ı Hak da kendi Kur'an-ı Kerim'inde beyan etmiş. Haram aylarla alakalı. Ve haram ayları bir daha değiştirilmesin diye de Muhammed Mustafa'nın ağzından bu meseleyi kesinleştirmiş. Recep ayı haram aylardan bir ay. Haram ayların tümünde hangisine denk gelirseniz Allah'a çok çok oruç tutmak, çokça zikretmek, çokça hayır hasenat etmek, çokça insanın dinini yaşamaya gayret etmesi, normal günlerden, normal aylardan daha fazla Allah'a yakınlaşmaya, Allah'ı bilmeye, Allah'ı tanımaya, Allah'la bu noktada hemhal olmaya gayret etmesi istenilmiş. Birileri çıkıp Türkiye'de böyle bir gece yok, böyle bir geceyi uydurdunuz, böyle bir geceyi de yaşamaya gerek yok deyip bizim manevi duygularımızı katletmeye, bizim manevi duygularımızı bu noktada alt etmeye çalışmalarını, bu noktada ümmet-i Muhammed'e ve bilhassa regaib kandilini yaşayan Müslümanlara bir hakaret olarak görüyorum. Bu regaib gecesini, bu regaib kandilini yaşamaya çalışan Müslümanlara ne yazık ki saygı duyulmaması, bu Müslüman kardeşlere bu noktada hürmet edilmeme olarak görüyorum. Ne yazık ki böyle konuşmak istemezdim ama atıfta bulunmak istiyorum. Kesinlikle de bir Hristiyan'ın Noel'ini kutlamasından
ha nasıl kutlar deme noktasında değilim. Ama madem ki dinler kendilerince özgür, dinler kendilerince kendi dairesinde hür olacak, bir Hristiyanın Noel'ini kutlaması kadar bizim de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek kandil gecesi olarak tespit edilen regaib gecesini de bizim kutlamak hakkımız olmalı diye düşünüyorum. Bunu eleştirel olarak bakacak, ne bileyim buna tepeden bakacak, bunu hor hakir görecek, bunu reddedecek bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Tabii son zamanlarda iyice moda olan, ne yazık ki hadis-i şerifleri ve Müslümanların kendince bu kutsal saydığı günleri ötelemeye çalışan, hadis-i şerifleri bu noktada reddetmeye çalışan, ne yazık ki Mehmet Çelik hocanın dahi Buhari Müslüm hadislerini reddediyorsa ve ne yazık ki böyle söylediğimde kızıyor insanlar. Kendini bilmez insanların kalkıp da hadis-i şeriflerin üzerinde şek şüphe oluşturduğu, hadis-i şerifleri reddetmeyi sanki pozitivist bir hareketmiş gibi görmek, hadis-i şerifleri reddedip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnet-i Resulullah'ın üzerinde soru işareti bırakma, bunu yaşamama, bunu yaşatmama gibi gevşekliğe mahal vermek moda oldu. Bu sanki birilerine belli bir katkıda bulunuluyor. Sanki birilerine özel bir şekilde bu mesele anlatılıyor ve birileri bu meseleleri özel olarak gündeme getiriliyor. Ve bunlar da ne yazık ki devletin televizyonunda söz konusu oluyor. Ne yazık ki bütün televizyon kanallarıyla, basınla bu Kur'an ve sünnetin dışındaki sapık düşünceler, Kur'an ve sünnete uymayan anlayış ve davranışlar bizim insanlarımızın içerisine dinmiş gibi ortaya konulmakta. Ve işin acı tarafı da şu, ümmet-i Muhammed kendi dilinden konuşan, kendindenmiş gibi davranan ve kendisiymiş gibi gösteren kimseler tarafından zehirleniyor. Ve ümmet-i Muhammed tatlı tatlı, ya bazı hadislerde bir sıkıntılar var sözüyle başlayıp hadis-i şeriflerin tümünü reddetme noktasına getiriliyor. Ve sokaktaki 15 yaşındaki bir kız çocuğu, sokaktaki 13 yaşındaki bir erkek çocuk, bir evladımız hadis-i şeriflerin hangisi sahih ki diyebilecek noktaya getiriliyor. Kıymetli dostlar, hadis-i şeriflerin hangisi sahih, hangisi sahih değil, hadis alimlerinin işi. Bunlar tarihçilerin, sosyologların, psikologların, tıp doktorlarının, kalp doktorlarının işi değil. Bunlar iktisatçıların işi değil. Değil. Bunlar fen bilimlerinin işi değil. Bunlar ekonomi bilimlerinin işi değil. Bunlar siyasi bilimlerinin işi değil. Hadis-i şerifleri bu noktada kritik edecek olanlar, hadis-i şerifleri analiz edecek olanlar iyi birer hadis alimi olması gerekir. Ve hadisler oturmuş, yerleşmiş 1300 yıldan beri, yani hadislerin yazılıp toplandığı zamandan beri hadis-i şerifler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zamanında insanların hıfzındaydı. Bir kısmı yazılıydı. Bunlar hıfzında olanlar birbirlerine naklettiler. Ve işte hadis-i şerifler hicretin 50. 60. yılından itibaren yazılıp toplanmaya başladı. Ve yazılıp toplanmaya başladıktan sonra hadis alimleri kılı kırk yarıp hadisleri toplamışlar kendilerince, kendi ilimlerince, hangisinin sahih, hangisinin değil olduğunu kendilerince bu meseleyi bitirmişler. Ve
Bunun üzerinde fıkıhlar oluşmuş. Bunun üzerinde mezhepler oluşmuş, meşrepler oluşmuş. Din tamam olmuş, yerleşmiş. 1400 yıl sonra birisinin kalkıp bu hadis, hangi hadisler sahihti, değildi, bu hadisler sahih değil demesi Ümmet-i Muhammed'in bağrına batırılmış bir hançerdir. Ümmet-i Muhammed'in inancına, imanına, İslam'ına, dinine yapılmış en büyük ihanettir. Ne yazık ki son 10 yıldan beri bunlar artmaya başladı. Bizi birbirimize düşüremeyen güçler bizim dinimizi ifsad etmeye, dinimizle savaşmaya göze alamayan güçler sinsi bir oyunla bizim içimizi oymaya çalışıyorlar. Din Kur'an ve sünnettir. Dinin en önemli ayağı sünnet-i Resulullah'tır. Ve ne yazık ki sünnet-i Resulullah'ın üzerinde oynanan büyük oyunlar var. İşte bu regaib kandilinde ben hasbelkader burada regaib kandilinin kıymetinden fazla sizlere sünnet-i Resulullah'a uymanın ve sünnet-i Resulullah'a göre davranmanın bu noktada farz olduğuyla alakalı az bir şey sohbet etmek istiyorum. Kıymetli dostlar, muhakkak ki bu geceler bizim için çok önemli. Muhakkak ki bu gecelerin ehemmiyetini bilip bu geceleri asla es geçmememiz gerekir. Aslında ne yazık ki gün geçtikçe biz kutsallarımızı yitiriyoruz. Mesela Cuma'nın kutsiyetini bize unutturdular. Bizim için Cuma'nın mübarek bir gün ve kutsal olması unutturuldu. Deccaliyet bizi tamamiyetle bu konuda sindirdi. Bizim için Cuma müminlerin bayramıydı. Cuma bütün mümin kadınlara da erkeklere de farzdı. Cuma namazına gitmek bütün herkesin üzerine farzdı. Artık biz bunu unuttuk, farkında değilsiniz. Biz bunun farziyetini ve ehemmiyetini kaybettik. Kaleler teker teker yıkılıyor. Farkında değiliz. Mevziler teker teker ele geçiriliyor. Mücadele etmedikçe, direnmedikçe mevziler ele geçiriliyor. 5 vakit namazı camide kılardık. 5 vakit namaz bütün ümmeti Muhammed'e farzdı. Ve ümmeti Muhammed'e farz. Ama 5 vakit namaz kılmayı, namazın farzlarının kutsiyetini biz yavaş yavaş yitirdik. Cumalara çok ehemmiyet veriyorduk. Biz artık cumaların ehemmiyetini de yitirdik. Kandiller var, kandillerin de ehemmiyetini yitiriyoruz. Bayramlarımız ehemmiyetini yitirdi. Ramazan bayramında nerede tatilini geçireceğini düşünen bir ümmet-i Muhammed var karşımızda. Kurban bayramının tatilini hangi deniz kenarında, hangi 5 bilmem neli otelin içinde tatil olarak geçireceğini hesaplayan bir ümmet-i Muhammed var. Bunlar çok uzak değil bize. Kurban bayramında bilmem hangi vakfa, bilmem hangi derneğe, bilmem hangi kuruluşa kurbanlarımızı verdik biz. Üstüne daha 4-5 tane fazladan istediler. Biz onu da verdik. Üstüne bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kurban kesiyoruz dedik. Para istediler. Biz onu da verdik. Kurban ibadetimizi yerine getirdik. Biz artık kurban bayramında Antalya'da bilmem kaç boynuzlu otelde tatildeyiz. Kurban bayramı tatil oldu. Kurban bayramı ibadet olmaktan çıktı. Ramazan bayramı tatili. Ramazan bayramı tatil oldu. İnsanlar birbirlerine gidip gelip bayramlaşma lütfunda değil. Ve herkes de bundan memnun. Misafir mi ağırlasın?
Bir sürü gelecek insanlar yiyecekler, içecekler ya. Böyle bu ritüellere gerek yok. Ya kapı duvar olsun, çekelim gidelim. Şimdi sıra neye geldi? Kandillere. Bayramlar da gitti. Gidiyor teker teker. Teker teker gidiyor. Gözümüzün önünde gidiyor. Elimizden gidiyor. Ve biz onları giderken, biz onları katlederken kendimize ait doğrularla katlediyoruz. Vicdanımızı yanlışın üzerine koyaraktan, o yanlışı doğru görerekten katlediyoruz. Biz arkadaşlarımızı katlederken öyle katlediyoruz. Biz eşlerimizi öyle katlediyoruz. Biz çocuklarımızı öyle katlediyoruz. Biz arkadaşlarımızı, annelerimizi, babalarımızı, akrabalarımızı katlediyoruz. Biz dinimizi katlediyoruz. Biz Hazreti Muhammed Mustafa'yı katlediyoruz. Biz Kur'an'ı katlediyoruz. Biz kendi iyiliklerimizi ve iyilerimizi kendi ellerimizle katlediyoruz. Katlediyoruz. Biz iyiyi ve iyiliğe sahip çıkamıyoruz. Biz Kur'an'ın hükümlerine sahip çıkamıyoruz. Katlediyoruz. Yapamıyorsak da onun mücadelesini vermiyoruz. Ya yapmıyoruz, mücadelesini verelim. Böyle bir şey de yapmıyoruz. Çünkü bunu da eleştiriyoruz biz. Sen yaşıyor musun ki konuşuyorsun diyoruz. Yarın öbür gün konuşan da kalmayacağını düşünmüyoruz. Bunu söyleyerekten konuşanı dahi susturuyoruz. Ya o yapamasa dahi namazın farziyetinin ehemmiyetini biliyor, namazı savunuyor diye düşünmüyoruz. O yapamasa dahi iyiliğin faziletini görüyor. İyiliği biliyor. İyiliği konuşuyor. Ya konuşması dahi büyük cesaret deyip onu alkışlamıyoruz. Çünkü nefsimizin hoşuna gitmiyor. Birilerinin bize iyiliği anlatması hoşumuza gitmiyor. Birilerinin bize nasihat etmesi bizim hoşumuza gitmiyor. Birileri bize doğruyu nasihat ederse biz hemen okumuzu ona çeviriyoruz. Sen yaşıyor musun ki diyoruz. Biz aslında en büyük katliamı biz yapıyoruz. Sen kılıyor musun ki namazı, bana namazdan bahsediyorsun diyerekten biz bize namazı tebliğ edeni katlediyoruz. Biz bize iyiliği nasihat eden, doğruyu gösteren, bize hakkı ve sabrı tavsiye eden bir kimseye sen yapıyor musun ki diyerekten katlediyoruz. Ve elimizde bizim donemiz de var bunu söylerken. İman edenler yapmadıklarınızı siz tavsiye edicilerden olmayınız ayet-i kerimeyi onun kafasına vuruyoruz biz. Meseleye başka açıdan bakamıyoruz. Ya doğruyu savunan bir kimse çıktı. Hakikati savunan bir kimse çıktı. Yaşamasa da, yapamasa da hakikate haykırıyor bize. Bu Kur'an'da var mı? Evet. Bu sünnet-i Resulullah'ta var mı söyledi? Evet. Ya birisi çıktı. Şeytaniyetin, deccaliyetin, haramiyetin, fahşiyatın, fuhşiyatın orta göbeğinde bize hakikati nakletti. Hakikati anlattı. Ya hiç olmasa yaşayamasak da kalben onun yanında duralım. Fiziken onun yanında duralım. Ruhen onun yanında duralım. Manen onun yanında duralım. Biz ondan olalım. Biz onun yanında olalım. O yaşayamasa dahi deyip biz onun yanında duramıyoruz. Farkında değiliz. Biz her gün hakikati boğuyoruz. Dinler bize hayvan kurban etmeyi emretti. Biz insan kurban ediyoruz. Bize dinler, bütün dinler kurban, bilhassa İslam kurban emretti bize. Kurban neden olur? Büyük baştan ve küçük baştan olur.
Zekeriya Beyaz'ın dediği gibi horozdan olmaz, balıktan olmaz, ayakkabıdan olmaz. Kurbanın olacağı bellidir. Ya büyükbaştır, büyükbaşta ya devedir ya sığır cinsindendir. Attan olmaz, eşekten olmaz. Bunlar hadisle sabit. Eğer hadisleri reddederseniz eşekten de kurban edersiniz. Hadisleri reddederseniz gidersiniz siz işte örneğin atıyorum balinadan da kurban edersiniz. Amaçları bu zaten. Kurbanın olacağı belli nedir? Büyükbaş sığır cinsidir, deve cinsidir. Küçükbaş koyun cinsidir. Koyundur, keçidir. Horozdan değildir. Tavuktan değildir. Kurban budur. Ama ümmet-i Muhammed bu kurbanı bırakmış. Ümmet-i Muhammed sünnet-i Resulullah'ı katlediyor her gün. Ümmet-i Muhammed'in gözünün önünde hadis-i şerifler katlediliyor her gün. Ümmet-i Muhammed'in önünde iyilikler katlediliyor her gün. Ümmet-i Muhammed'in önünde kurbanlık olarak iyi insanlar var. Çünkü o iyilerden rahatsızız biz. O iyiliği emredenlerden rahatsızız. İyiliği bize nakledenlerden rahatsızız. İyiliği bize nasihat edenlerden rahatsızız. Nefsimiz bundan rahatsız oluyor. Nefsimiz bundan acı çekiyor bizim. Birisi gelip bize yalan söylememeyi söylerse nefsimize acı geliyor bizim bu. Birisi gelip bize gıybetten men etmeye çalışırsa nefsimize acı geliyor. Birisi bize orucu tebliğ ederse, namazı tebliğ ederse, iyilikler peşinde koşmayı tebliğ ederse, iyilikleri bize anlatırsa bizim nefsimize acı geliyor. O bizim nefsimizi acıtıyor. Ve o kimseyi biz kötü görüyoruz. Aslında katlediyoruz. Aslında kurban ediyoruz onu. Ve böylece biz iyilikleri emreden, iyilikleri anlatan, iyilikleri müjdeleyen bir ümmet olmaktan çıkıyoruz. Biz ne acı ki, ne yazık ki, ne yazık ki kötülüklerden hoşlanan bir ümmet haline gelmeye başladık. Kötülük bize tatlı gelmeye başladı. Kötülük bizim nefsimize hoş gelmeye başladı. Kötülükler bizi bu noktada artık kendisine benzetmeye başladı bizi. Allah bizi affetsin. Amin. Bunu topyekün yapıyoruz. Ve bu topyekün bir savaş. Bu Deccal ve Deccal'ın askerleriyle Hazreti Muhammed Mustafa ve onun müritleriyle, onun yolunda gidenlerle arasında olan bir savaş bu. Bu savaşın dili yok. Bu savaşın ırkı yok. Bu savaşın coğrafi olarak bir bölgesi yok. Bu savaş bütün vahşetiyle devam ediyor. Ortası yok bu savaşın. Bir tarafta şeytan ve deccal ve onun askerleri ve müritleri, bir tarafta Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ve onun yolundan gidenler. Bunun ortası yok. Bu savaş devam ediyor. Ve bu savaş devam edecek kıyamete kadar. Ve bu savaş içerisinde biz yaptıklarımızla, düşündüklerimizle, fiiliyatımızla safımızı belirliyoruz. Biz kimden yanayız? Onu belirliyoruz. Biz kimle beraberiz? Biz safımızı belirliyoruz. Yapmış olduğumuz fiiliyat eğer iyilikse biz iyilerden, peygamberlerden, salihlerden, evliyalardan, şehitlerden, müminlerden yana olduk ve orada saf tuttuk. Eğer yaptığımız kötülük ise, düşündüğümüz kötülük ise biz deccal, şeytan ve onun müritlerinden, cehennemliklerden yana tavır koyduk. Çok basit. Bunun ortası yok. Yapmış olduğunuz veya düşündüğünüz şeyle ya siz peygamberlerden, salihlerden, iman edenlerden, doğrulardan yana bir tavır koydunuz ve safınızı orada tuttunuz.
Ya da siz yaptığınızla yanlışlardan, eksiklerden şeytan ve deccaletin yolunda saf tuttunuz. O zaman bu savaşın biz neresindeyiz? Biz bu savaşın hangi noktasındayız? Biz kimden yanayız? Her gün gün olarak, her saat, her dakika kendimizi analize tabi tutmakla mükellefiz. Kendimizi analiz etmemiz gerekir. Aslında 5 vakit farz namaz kılarken Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i ve Müslümanları kendilerince analize tabi tutuyor. Ey iman edenler, kendinizi analiz edin. Kendinizi bu noktada hesaba çekin. Bu noktada kendinize bir bakın. Tefekkür edin. Sabah namazını kıldın mı, kılmadın mı? Sabah namazını kıldıysan kendine tefekkür et. Bak kendine. Sabah namazı kılamadıysan bil ki senin sabah namazını kılmaman deccaliyete bir oy olarak, deccaliyete bir nefes olarak geçti. Sen kendince şöyle deme. Namazı ben kendimce kılmadım deme. Çünkü namazdaki bir selamın kıymetini bilemiyorsun. Namazda Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah dediğinde kimlere selam verdiğinin farkında değilsin. Sabah namazını kılmaman sadece sana zarar değil. Öğlen namazının vakti geldi. Eğer öğlen namazını kılmıyorsan kendini tefekkür etmedin. Kendini hesaba çekmedin. Kendini dizayn etmedin. Ve kendince şeytanın yanında saf tuttun. Şeytanın yanında saf tuttun. Ben kendi kendime ibadet etmedim ya. Ne var ki bunda? Dinde her şey serbest. Her şey bu noktada kimse kimseye karışmaz. Sana zorla namaz kıldıracak değilim. Benim tarzım değil. Ama sen namazı kılmamakla kimden yana tavır koyduğuna bak. Sen orucu tutmamakla kimden yana tavır koyduğuna bak. Kimden yana oldun? Eğer sen yanında yardıma ihtiyacı olan bir aç var ise ve sen o açı doyurmadıysan kimden yana tavır koydun ki? Kimden yana tavır koydun? Kimi destekledin o esnada? Allah bizi affetsin. O yüzden kıymetli dostlar, hava soğuk dışarıda, sıcakta oturan soğuğun halinden anlamazmış. Dışarıdakinlere Cenab-ı Hak kalplerine iman ateşini yaksın inşallah. Vücutlarına dirilik, birlik, beraberlik versin inşallah. Varsa sağlıklarında sıkıntı, Cenab-ı Hak inşallah onlara şifa ihsan eylesin. Dışarıda bulundukları müddetçe ve ebediyen onlara inşallah sağlıklı bir hayat nasip eylesin. O da bir cihattır. Cenab-ı Hak onların da cihatlarını makbul ve kabul eylesin. Allah yolunda zorluklara katlananlar muhakkak ki onların ecir ve sevaplarını alırlar. Allah yolunda Allah için zorluklara katlanan kimseler cihat sevabı alırlar. O yüzden Cenab-ı Hak onlara fazlından katından versin inşallah. Amin. Kıymetli dostlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine itaat etmekle alakalı sizin de çok böyle vaktinizi almadan bazı ayet-i kerimelere değinip geçmeyi düşünüyorum inşallah. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur, bunu tebliğ etmekle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dini tebliğ etmekle emrolundu. Dini hem sözle hem de fiille bize tebliğ etti. Buradaki tebliğ namazım, ibadetim, hayatım dediği için
namazım, ibadetim ve hayatım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayatı tamamiyetle bize bir din tebliğidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayatını kısımlara ayırmak, hayatını bölümlere ayırmak, anlaşılmak içinse eyvallah. Ama yok, bir kısmını peygamberlikten değildir diye böyle bir sapıkça ve safsataca bir söz içinse bunu kabul etmiyoruz. Çünkü Kur'an bize diyor ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun nefes almaya başlamasından son nefesine kadar olan hayatı, zahir hayatı ve bu dünyadan ayrıldıktan sonra mana hayatı Allah içindir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bu manada rüyasında da bir kimseye bir şey tebliğ ettiyse haktır, hakikattir. Ancak o rüyanın teviliye ihtiyacı vardır. Tevil etmeye muktedir olanlar, selahiyetli olanlar bu rüyaları ne yaparlar? Bu noktada tevil ederler. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin normal, makul evindeki hayatı, eşleriyle olan hayatı dahi bize ölçüdür, sünnettir. Uymamız gereken bir prototiptir bizim için. Biz o yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri evindeki yaşadığı bir şey bizi ilgilendirmez deme noktasında değiliz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri eşlerine, çocuklarına, akrabalarına, komşularına, arkadaşlarına, etrafına nasıl davrandı ise bizim de o davranışlardan kendimize ölçü çıkarıp öyle davranmamız ibadettir. Ve bize farzdır bu. Bize farzdır. Hazreti Muhammed Mustafa'ya uymaya çalışan sufiler için bu olmazsa olmazdır. O yüzden benim üstadım bana şöyle söylemişti. Mustafa Efendi, ben hacı annene henüz daha bir fiske vurmadım evladım. Ben de içimden söz vermiştim, ben de vurmayacağım efendim diye. Bu sufilik yoludur. Muhammed Mustafa'nın yoluna, izine uyma yoludur. Ayet-i kerime, ayet-i kerime sana bunu fırsat olarak önüne koydu diye sufi kardeşler, siz eşlerinizi bu noktada dövemezsiniz, üzemezsiniz. Sufilik Muhammed Mustafa'nın haliyle hallenmek bir altı. Onun izinden yürümek bir altı. Onun sözlerine tabi olmaktır. Ancak İslami bir prototip böyle oluşacak. Ancak Muhammedi bir prototip böyle oluşur. O yüzden kıymetli dostlar, Muhammed Mustafa'ya tabi olmak sallallahu aleyhi ve selleme, onun izinden gitmek, onun haliyle hallenmek hepimize farz. Ya o evinde böyle davrandı, bize ölçü değil. O işte işinde böyle davrandı, bize ölçü değil. Bize din olarak anlattıkları ölçü kabilinden bir şey ne yazık ki büyük bir sapıklıktır. Bunu bizim önümüze din olarak koyuyorlar. Allah bizi bu sapıklığa düşmekten muhafaza eylesin. O yüzden bir sufi, bir iyi bir mümin, iyi bir mümin en azından Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gidendir. İzinden gidendir. Onun izinden gidip biz ahlakımızı, din anlayışımızı, din algımızı
onun algıladığı, anladığı, onun ahlakı yaşadığı gibi yaşamakla mükellefiz. De ki ey insanlar, insanlara, bu Müslümanlara değil sadece, bu İsevilere değil, bu Musevilere değil, bu İbrahimilere değil, bütün peygamberler kendi içlerindeki bulundukları kavimlere gönderilmişlerdir. Bir kavim vardır, o kavme peygamber göndermiştir. Ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak der ki, yeryüzünde hiçbir kavim yoktur ki Allah onlara bir Resul, bir uyarıcı, bir peygamber göndermemiş olsun. O yüzden dünya üzerinde ne kadar inanç varsa temelinde onun ilahilik vardır. Biz kaç tane peygamber geldiğini bilemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçenler var, geçmeyenler var. O yüzden bir sufiler olarak Adem'le Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında ne kadar peygamber geldiyse deriz. Hanefiler de iman etme noktasında aynı şeyi söylerler. Adem aleyhisselamla Muhammed Mustafa arasında ne kadar peygamber geldiyse. Bazı rivayetler vardır, 120 bin, bazı rivayetler vardır, 240 bin, bazı rivayetler vardır, işte 300 kusur bin filan. Biz sayısal rakamlara bakmayız. Biz deriz ki Adem aleyhisselamla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında ne kadar peygamber geldiyse hepsine de iman ettik deriz. Ve bu konuda da ayet-i kerime, dünya üzerinde hiçbir kavim yoktur ki, dünyada değil, hiçbir kavim yoktur ki onlara peygamber gönderilmemiş olsun. Hiçbir kavim yoktur ki onlara peygamber gönderilmemiş olsun. Buradan da başka mana da çıkarabilirsiniz. Sadece hayat bu manada dünyada değil. Cinni taifesi var. Ne bileyim işte değişik yaratıklar var. Onların taifesi de var. Onları da birer kavim olarak görürseniz onlara da peygamber gönderilmiş demektir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu peygamberlerin içerisinde en önemli hususiyete sahiptir. O bütün alemlere peygamber olarak gönderilmiştir. O sadece insanların ve cinnilerin peygamberi değildir. Alemlere rahmet olarak gönderildiğinden bütün alemlere, varlık alemine peygamber olarak gönderilmiştir. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki, ey insan, de ki ey insanlar, ben Allah'ın Resulüyüm, hepiniz için gönderildim. Ben Allah'ın Resulüyüm, hepiniz için gönderildim. Bütün dünyaya, bütün insanlara, bütün cinlilere, bütün varlık alemine. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O'ndan başka mabut yoktur, diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin. Allah'a ve O'nun kelimelerine yani Kur'an'a iman eden o ümmi nebiye tabi olun, umulur ki hidayet olunursunuz. Araf ayet 158. Hem peygambere iman edin, ayet-i kerimenin ortasında o peygambere iman edin. Ya arkasından da diyor ki o peygambere tabi olun. İman edin ve ona tabi olun. İman ettin kaldı yok. Şimdi ne var? Biz peygambere iman ettik. E sünnet-i Resulullah, biz Kur'an'a bakarız. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor ki iman edin ve ona tabi olun. Ona tabi olmakla emrolunduk. Bütün insanlar ona tabi olmakla emrolundu. Bütün insanlar ona tabi olmadıkça ne maddi ne manevi huzura kavuşması mümkün değil. Eğer evinizde, iş yerinizde, kendi nefsinizde, ailenizde Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabi olmuyorsanız huzuru yakalamanız, huzuru bulmanız, mutluluğu yakalamanız,
mutluluğu bulmanız mümkün değil. Çünkü hayat Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabi olmakla mümkün. Yoksa hayat hayat değil. Eğer nefes alıp veriyorsanız ve eğer nefesinizden tat almak istiyorsanız ve hayatınızı anlamlaştırmak istiyorsanız, hayatınızı bir ibadethaneye çevirmek istiyorsanız ve hayatınızı bir ibadet ağacı yapmak istiyorsanız ve hayatınıza bir ehemmiyet, bir önem katmak istiyorsanız ve hayatınızı ebedileştirmek istiyorsanız ve hayatınızı o ebedi alemde hakikat meyvelleriyle süslemek istiyorsanız Muhammed Mustafa'ya tabi olacaksınız. Muhammed Mustafa'ya tabi olmanın 3 hali var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktası. İlmel yakin noktası Muhammed Mustafa'nın bu manada zahiri olarak sünnetlerine tabi olma. Onları yerine getirmeye gayret etme. Aynel yakin noktası Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bastığı ayak izine basmak. Onun izinden gitmek. O neyi nasıl yapıyorsa aynı şekilde yerine getirmek de mümkündür. Tabi olmanın 3. hali hakikat hali. Hakikat halinde de ancak onun haliyle hallenenler gerçek manada tabi olmuş olurlar. Önce onun sünnetlerini kabul etmek, onun hadislerini kabul etmek ve bunları öğrenmek. Bunlar da bunlarla hasbel kadar amel etmeye çalışmak. Ardından onun ayak bastığı yere ayak basmak. Onun izinden gitmek, onun söylediğinden ve yolundan harfiyen sapmamak, o yolu hiç terk etmemek, Muhammed Mustafa'nın yolundan gitmek. Sufiliğin tarzı tavrı budur. Sufilik burada başlar. Sufiliğin başladığı yer Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin izinden gitmekle başlar. Sufilik çok okumak değildir. Sufilik bu manada çok bilmek değildir. Sufilik Muhammed Mustafa'nın izinden gitmektir. Onun izini takip etmektir. Onun yolunu takip etmektir. O yoldan yürümektir. Sufilik üstadın yolunu Rableştirmek değildir. Sufilik üstadları Rableştirmek değildir. Sufilik üstadları peygamberleştirmek değildir. Sufilik üstadları peygamber makamına koymak değildir. Sufilik Muhammed Mustafa'nın izinden gitmektir. Onun yolundan gitmektir. Onun nefesiyle nefeslenmektir. Onun çizmiş olduğu o caddede çizmiş olduğu o caddede yürümektir. Müminlik budur. Müminlik budur. Müslümanlık la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demektir. Müminlik Muhammed Mustafa'nın izinden gitmektir. İzinden gitmek. Her hareketinde ona uymaktır. Her sözünde ona uymaktır. Her yaptığın şeyde ona uymaktır. Muhammed Mustafa'ya uymaktır. Bu manada sufiliğin kemalat noktası. Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabi olmanın kemalat noktası, hakkel yakin noktasıdır. O hakkel yakin noktasında Muhammed Mustafa'ya tabi olmak, onun haliyle hallenmektir. Yatakta yataraktan onun haliyle hallenemezsiniz. Evinizde oturaraktan onun haliyle hallenemezsiniz. Televizyonun karşısında onun haliyle hallenemezsiniz. Kur'an ve sünnetin dışındaki bir hayatla onun haliyle hallenemezsiniz. Mümkün değil. Haramlarla onun haliyle hallenmek mümkün değil. Kıymetli dostlar, sufilik kendisine hedef olarak Muhammed Mustafa'nın haliyle hallenmeyi seçer.
Çünkü ayet-i kerimede Allah'ı zikredenler için Muhammed-i Mustafa'da güzel örnekler vardır der. O zaman sufi için güzel örnek. Sufi için. Sufiler Allah'ı zikreden bir topluluklardır. Sufiler Allah'ı zikreden bir topluluktur. Sufiler için Allah'ı zikretmeden geçen gün en büyük günah kebar olan bir gündür. Bizler zikreden bir topluluk olmakla mükellefiz. Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Hem oturup zikretmek, hem fiiliyat olarak zikretmek, hem tefekkür olarak zikretmek, hem akletmek olarak zikretmek, bütün o şemsiyenin altına günlük hayatınızı Allah'ın zikrine döndürmektir. İşte sufiler bu manada kendilerine prototip olarak, örnek kimlik, örnek kişilik, örnek insan olarak Muhammed-i Mustafa'yı seçerler sallallahu aleyhi ve sellem'i. Örnek kimlik ve kişilik odur. Örnek insan müminlerin önünde örnek teşkil edecek olan odur. Bir kimse ona ne kadar benziyorsa ona tabi olunur bu manada. Yoksa üstada körü körüne bağlamak, hoca efendiye, şeyh efendiye, müftü efendiye, hafız efendiye, hacı efendiye adına ne koyarsanız koyun siz. Bunlara körü körü bağlanmak sufilik değil, müminlik değil. Bu noktada o kimse ancak Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin izinden gidiyorsa, bize onun sözünü naklediyorsa, bize onun haliyle hallenmeyi bize anlatıyorsa, biz ona tabi olur, biz onu dinleriz. Allah muhafaza eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurur. Övünerek söylemiyorum. Hiçbir peygambere verilmeyen 5 şey bana verildi. Kırmızı ve siyah bütün insanlara gönderildim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bütün insanlara gönderilmiştir. Bütün insanlara. Bir aylık yoldan korku ile yardım olundum. Düşmanlar bir aylık yolda eğer ümmeti Muhammed'in geldiğini, Muhammed Mustafa'nın geldiğini görürler, duyarlarsa Cenab-ı Hak ona yardım eder, düşmanın kalbine bir korku verir. Ümmeti Muhammed, Muhammed-i Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi olup uymadığı için ümmeti Muhammed'in düşmanları korkusuzca ümmeti Muhammed'in kanını akıtmakta. Çünkü biz Muhammed-i Mustafa'ya tabi olmayı ne yazık ki beceremedik. Ben kendi nefsim için söylüyorum. Biz beceremediğimizden onların kalplerine bir korku gelmedi. Benden önce hiç kimseye helal kılınmamışken ganimetler bana helal kılındı. Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı. Yeryüzü ümmeti Muhammed'e mescit. Ama biz ne yazık ki namazı mescitlerin içerisine kilitledik. Biz namazı evlerin köşesine kilitledik. Biz yeryüzü mescittir deyip yeryüzünü mescit haline getiremedik. Bana şefaat verildi. Onu ümmetime sakladım. Şefaatim Allah'a şirk koşmayanlar için olacaktır. Bu manada biz şefaatin hak olduğunu ve Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine verildiğini ve bu noktada şefaatin inkar edilmesinin mümkün olmadığına inananlarız. Yine bir hadis-i şerif daha. Bu her yere ve herkese cevap olacak. Benim ümmetimden veya Yahudilerden veya Hristiyanlardan kim beni işitir de bana iman etmezse cennete giremez. Yine nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi ve Hristiyan beni işitir de bana iman etmezse mutlaka cehenneme girer. Allah muhafaza eylesin cümleyi. Birkaç tane ayet-i kerime okuyup inşallah sohbeti sonlandıracağım. Ey iman edenler!
Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın Kur'an'ı işitip durduğunuz halde ondan yüzlerinizi çevirmeyin. Enfal ayet 20. Allah ve Resulüne itaat edin ki bu sayede rahmet olunasınız. Ali İmran ayet 132. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirlerinize çekişmeyin. Aksi takdirde korkuya kapılır. Rüzgarınız gider. Sabredin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal ayet 46. Kim peygambere itaat ederse kesinlikle o Allah'a itaat etmiş olur. Kim de peygambere itaatten yüz çevirirse bu durum seni sıkmasın, zira seni onların üzerine gözetici olarak göndermedik. Nisa ayet 80. Allah'a ve peygambere itaat edenler, Allah'ın nimetine mazhar olmuş peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Kıymetli dostlar, malum regaib bu manada bizim yeniden derlenip toparlanmamıza, yeniden dinimizi kemale erdirme, kendi nefsimizde dinimizi kemale erdirmeye, evlerimizde dinimizi kemale erdirmeye bir vesile olsun. Amin. İnşallah Cenab-ı Hak Recep ayında bizleri Kur'an ve sünnetine sımsıkı yapışan ümmetten eylesin, müminlerden eylesin. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri Şaban ayında da bolca oruç tutup Allah'ı zikreden kullarından eylesin. Amin. İnşallah Cenab-ı Hak Ramazan ayına ulaşıp Ramazan ayını kocaman kocaman bütün bir şekilde oruç tutup bayramını gerçekten bayram edenlerden eylesin. Amin. Allah günahlarımızı affeylesin. Amin. Cenab-ı Hak müşkülatlarımızı, sıkıntılarımızı hal eylesin. Amin. Cenab-ı Hak ummadığımız, görmediğimiz, göremeyeceğimiz yerlerden bizleri inşallah bereketlendirsin, lütuflandırsın. Amin. Cenab-ı Hak bizleri fazlından, katından versin. Amin. Rabbim inşallah bizleri kendisinden başkasına el açan, avuç açan insanlardan eylemesin. Amin. Rabbim cümlemizin inşallah bu mübarek gecesini mübarek eylesin. Amin. İnşallah bu geceyi kendi hakkıyla ihya edenlerden eylesin. Amin. Yapabilirseniz bolca namaz kılın. Yapabilirseniz Allah'ı zikredin. Yapabilirseniz Kur'an-ı Kerim okuyun. Yapabilirseniz salatü selam okuyun. Yapabilirseniz hiçbir şey yapamasanız dahi oturun dua edin. Allah'a yalvarın, Allah'a yakarın. Ey Habibim de ki, eğer kullarım sana benden sorarlarsa, dua ederlerse dualarını kabul ederim. Benden af ve mağfiret dilerlerse onları affederim de diye ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dilinden bu müjdeyi vermiş. O yüzden Allah'a dua ederseniz Cenab-ı Hak dualarınızı kabul eder. O kabulü, o dualarınızı reddetmez. Yeter ki siz ne istediğinizi bilin. Allah'tan hayır isteyin, Allah'tan hayırlısını isteyin. Allah'tan gücünüzün yeteceğini isteyin. Cenab-ı Hak'tan bela istemeyin, imtihan istemeyin, hastalık istemeyin, musibet istemeyin. Allah'tan afiyet isteyin, Allah'tan rahmet dileyin, Allah'tan mağfiret dileyin, Allah'tan kolaylık dileyin, Allah'a yakınlık dileyin. Cenab-ı Hak bizleri gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bizlere istetmesin. O yüzden gücünüzün yetmeyeceği şeylere gözünüzü çevirmeyin. Gücünüzün yetmeyeceği şeylere elinizi çevirmeyin. Gücünüzün yetmeyeceği şeylere kalbinizi çevirmeyin. Hep Allah'a karşı tevazuda bulunun. Şatafat yapmayın. Şatafat yapmayın. Kendinizi naz ehli görmeyin. Kendinizi diğer insanlardan üstün görmeyin. Kendinizi diğer insanlardan farklı görmeyin. İnsanların içinde acziyet, fakriyet, mahviyet haliyle yaşayın. Asla bir kimseden kendinizi üstün görmek, kendinizi daha kıymetli görmek, kendinizi daha önde görmek sizi batırır. Sufiler üzerlerinde acziyeti, mahviyeti, fakriyeti taşırlar. Mali durumun ne olursa olsun
gani olanın, zengin olanın Allah olduğunu unutma. O yüzden kendini zengin görme. Kendini mali durumu yerinde olanlardan görme. Sen kendince hep Allah'a hamd et. Hep Allah'a şükret. Kendince kendisini bu noktada, kendince kendisini Allah'ın vermiş olduğu nimetlere körlerden de olmayın. Kendinizi her daim nimetin içerisinde olanlar ve o nimete hamd eden, şükreden, şükretmeye, hamd etmeye, bu noktada gücü yetmeyenler olarak görün. Sakın kimseye tepeden bakmayın. Sakın kimseye havalanmayın. Sakın kimseye ötelemeyin. Sakın kimseye bu noktada hor ve hakir görmeyin. Bunlar insanlık ayıbı. Bunlar sufilik ayıbı değil. İnsanlık ayıbı. Birisi günahkar olabilir. Birisi bilmiyor olabilir. Birisi bir şeyi yanlış, eksik biliyor olabilir. Birisi hatalı davranabilir. Sizin hatalı davranmanızı gerektirmez. Yanlışa yanlışla cevap vermenizi gerektirmez. Kötüye kötülükle cevap vermenizi gerektirmez. Kıymetli dostlar, ümmeti Muhammed olmak, ümmeti Muhammed'in izinden gitmek olmak, onun ahlakıyla ahlanmak, onun sünnetleriyle sünnetlenmek. Ne dedi? Ben kuru ekmek yiyen Mekkeli dul kadının çocuğuyum. O kuru ekmek yiyen Mekkeli dul kadının çocuğuydu. Kendisinin asla hiçbir peygamberden üstün görülmesini istemezdi. Üstün olmasına rağmen. Üstün olmasına rağmen kendisinin öyle görülmesini istemezdi. O yüzden sevdiklerinizi gönülden sevmeniz sizin hakkınız. Ama sevdiklerinizi hakkı olmayan noktalarda yüceltmek hakkınız değil. Sevdiklerinizi haddi aşaraktan yüceltmeyiniz. Bu sizin şeyhiniz, hocanız, piriniz, neyiniz olursa olsun. Siyasetçilerinizi yüceltmeyin. Din adamlarını yüceltmeyin. Kendinizce şeyhlerinizi, hocalarınızı yüceltmeyin. Bunlar toplumun içerisinde ayrılıklara, fitnelere sebebiyet veriyor. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sözü ne kadar güzel. Sevdiğinizi ölçülü sevin, bir gün düşmanınız olabilir. Düşmanınıza ölçülü düşmanlık yapın, bir gün dostunuz olabilir. O yüzden ölçüyü kaçırmayın. Bu noktada ölçü içerisinde yaşamaya çalışın. Üstadı sevmek demek, üstadı sevmek demek, Kur'an ve sünnet dairesinde onun yaptıklarına ortak olmak demektir. Ortak olmak. Yani Kur'an ve sünnet dairesinde bir fiiliyat var, bir hareket var, bir hizmet var. Sen ona ortak ol. Sen de onunla beraber koş. Üstadı sevmek demek, evde oturup ben onu çok seviyorum, ben onu canımdan da çok seviyorum, her şeyimden çok fazla seviyorum demek değildir. Ben böyle bir sevgi de isteyenlerden değilim. Ben kendime de sevgi dilenenlerden değilim. Haklarınızı helal edin. Seveceğiniz bir yer var ise, insan olarak, prototip olarak Muhammed-i Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Seveceğiniz bu noktada bir kavram varsa somut noktada, Allah'tır. Ama Allah sevgisi Muhammed-i Mustafa'nın üzerinden tecelli eder. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bunu unutmayın. Allah'ı sevenler Muhammed-i Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi olanlardır. Onun örneklerini, onun fiiliyatını, onun davranış biçimini kendisine örnek edinenlerdir. O yüzden kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, kıymetli ümmeti Muhammed, Allah'ı seviyorum demek, Muhammed-i Mustafa'ya uymak demek. Allah'ı seviyorum demek, Allah'ı sevenleri sevmek demek. Allah'ı seviyorum demek, Allah'ı sevdirenleri Allah için sevmek demek. Sevmek ise o yola, o ize tabi olmaktır. Tabi olmak. Bir üstadı sevmek Kur'an ve sünnet dairesinde,
onun dini olarak koymuş olduğu yola, Muhammedi yola uymaktır, tabi olmaktır. Başka bir şey değildir. Allah bizi affettiği kullarından eylesin. Cümlemizi muhafaza eylesin. Cümlemizi korusun inşallah. El Fatiha ma salavat. Amin. Semada buluşacağız inşallah.